Ve gerici piyasacı eğitim anlayışı bizim ilimizde de baş göstermektedir. Adana özelinde eğitim öğretimde yaşanan sorunlar fiziki, mesleki, idari, hukuki ve özlük, eğitim ortamında şiddet, kadın eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunlar, zorunlu göçler, ekonomik sorunlar ve emekçilere yönelik sendikal sorunlar her geçen gün daha da artmıştır. Deprem nedeniyle ilimizde birçok okul ağır ve orta hasarlı olarak kaydedilmiştir. Ancak şu ana kadar bu okullarla ilgili hiçbir çalışma gerçekleştirilememiştir. Birçok okul bu nedenle diğer okullar ile eşleştirilerek aynı binada farklı okulların çalıştığı ortamlar oluşturulmuştur. Yıkım kararı verilen okullar ile aynı bahçede halen eğitim öğretim süreci sürdürülmektedir. Bizler buna karşı çıkıyoruz. O binalar bizim öğrencilerimiz ve eğitim emekçilerinin can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Yine MESEM'lerde öğrencilerin iş gücü ve emeği sömürülmektedir. Çocuklarımız özel şirketlerin ucuz iş gücü olarak ve can güvenliği olmadan çalıştırılmaktadır. Çocuk işçilik istemiyoruz. Çocuk işçilik istemiyoruz. Çocuk işçilik istemiyoruz. Okullarda güvenlik görevlisi açığı çok fazla. Bundan kaynaklı yaşanan sıkıntılarımız mevcut. Bunun önüne geçmek için derhal her okula güvenlik görevlisi atamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle ilimizde okullar niteliksizleştirilerek imkanı olan aileler özel okullara yönlendirilmiştir. Şu anda 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısında eğitim alanında yaşanan gelişmeler Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmek gibi bir derdinin olmadığını göstermiştir. Okullarda yaşanan yoğun dinselleşme ve eğitimi ticarileştirme uygulamaları, siyasal ideolojik hedeflere uygun olarak alınan bilim ve laiklik karşıtı karar ve uygulamalar eşliğinde hayata geçirmeye devam edilmektedir. Sivil toplum örgütü olarak tarif ettikleri tarikatları yapılan sözleşmelerle okullara sokmaya çalışmaları bunun en somut örneğidir. Eğitim sisteminde yaşanan sorunların ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı ve bağımsız olmadığı açıktır. Eğitim sen her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve laikliğin değil, milliyetçiliğin, ayrımcılığın ve inanç sömürüsünün referans alındığı bir eğitim sisteminde kamusal, bilimsel, demokratik ve laik ve ana dilinde eğitim hakkı için mücadelesini kesintisiz sürdürmeye kararlıdır. Size teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Aslında mı arkadaşlar 5 vermiş. Laik, bilimsel ve ana dilinde eğitim 0. Kamu okullarına ödenek 5. MESEM'ler ile çocuk eğitimi sömürüsü 100. Eğitimin ticarileştirilmesi 100. Özel sektör öğretmen hakları 5. Ücretli öğretmen sömürüsü 100. Öğrencilere ücretsiz yemek sunma 5. Demokratik yönetim süreci 5 arkadaşlar. Bu 5'ler de 100 üzerinden verilmiştir arkadaşlar. Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı sınıfta kalmıştır arkadaşlar. Şundan paylaşalım. Evet. Kamusal ve nitelikli eğitim hizmeti 0. Bilime, sanat ve felsefeye duyarlı bir eğitim hizmeti 0. Laik eğitim 0. Parasız bir eğitim 0. Cinsiyet eşitlikçi bir eğitim 0. Ana dilinde eğitim 0. Demokratik ve çoğulcu bir eğitim 0. Ekolojiye duyarlı bir eğitim 0. Eğitim